Evet sevgili kovalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 4-10 Mart arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Sevgili kovalar, tılsımların kraliçesi. Tılsımların kraliçesi de nedir? Pratikliği sembolize eder. Çok pratik olacağınız bir dönemi sembolize eder bu dönemde. Bedeni rahatlatan bir takım işlerle uğraşacağınızı, yani bedeni rahatlatan şeyler, maddi rahatlığı sembolize eder. Bu dönem birazcık daha maddi anlamda rahat hissedeceğiniz dönemi sembolize eder kendinizi. Ve bana çoğunlukla soruluyor, yani bedeni rahatlatan şeyler. Arkadaşlar bunlar çok görecelidir. Yani birisi yoga yapar rahatlar, birisi light bir spor yapar rahatlar, birisi resim çizer rahatlar, birisi ne bileyim bir şey çalar, enstrüman çalar, rahatlar, klasik müzik dinler, rahatlar. Yani bu göreceli bir kavramdır. O yüzden de yani bedeni rahatlatan, kendinizce nasıl rahatlıyorsanız bir takım şeylerle uğraşacağınız dönemi sembolize eder. Fakat bu dönemde birazcık kıskançlık konusunda o dengeyi çok iyi ayarlamanız lazım. Çünkü bu dönem kıskançlık konusunda boğucu derecede kıskanç olup sevdiğiniz insanı birazcık ürkütüp nasıl diyeyim, kırabilirsiniz de istemeden de olsa. Bu dönem herhangi bir eşyanızı çöpe atmaya çalışmayın, eski bir eşyanızı. Çünkü çok zor kurtulacağınız bir dönem bu dönem sizler için. Ve bu dönem eğer kenarda para tutamıyorsanız para biriktirme konusunda o disipline geçebileceğiniz bir dönemi de sembolize ediyor bu dönem. Karşımızdaki kişinin karakterine nasıl entegre ederiz? Pratiktir, maddi anlamda rahattır, kıskançtır, 35 artıdır ama bazı şartlarda 30-35 de olabilir bu kişi. Çok güzel yemek yapar, her zaman kenarda parası vardır. Eski eşyalarından yeri geldi mi hiç kurtulamaz ve inanılmaz derecede yazlık sever. Yani deseniz ki ya Alaçatı'ya gidelim, bir otel mi kiralayalım, Airbnb'den ev mi? Kesinlikle ve kesinlikle ya villa tarzı bir yer kiralayalım der size bu kişi. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalar, evet maddi anlamda rahatlık diyor fakat bir yandan da bir tarafınızda şöyle bir düşünceye kapılabilir bu dönemde. Tamam evet ben çalıştığımın karşılığını aldım ama daha fazla almalıydım diyeceğiniz bir dönem. Bu dönem borç vermemenizde fayda var. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Eğer borç verirseniz veya bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız doğru zaman değil. Çünkü geri dönüşünün size çok yavaş olacağını sembolize eder bu kart. Ve bu dönem iş konusunda da çok ağır bir şekilde çalışacağınızı fakat sabırlı olacağınız çalışkan bir dönemi de sembolize eder aynı zamanda. Hadi bakalım son kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalar gene hep tılsımlardan gittik. Sizin bu dönem yani parayla alakalı çoğu şeyiniz 4-10 Mart arasında. Nedir? Şanslı ortaklık, tılsımların üçlüsü. Şanslı ortaklık, toplantı, ekip çalışması, bir ekibe dahil olma, tadilat, evinizin tadilatı, ofisinizin tadilatı veya apartmanda işte ne bileyim apartman sakinleriyle bir araya gelip bir konuyu kararlaştırma zamanı olabilir sizler için. Bir toplantı gerçekleşebilir. Üretimi sembolize eder. Bu dönem üretim halinde olacağınız bir dönemi sembolize eder sizler için. Aynı zamanda ne diyebiliriz bununla alakalı? Eğitimde yükselme. Eğer işte daha yüksek lisans yapma gibi bir planlarınız varsa bunun teşebbüsünü bu dönemde yapabilirsiniz. Gayet olumlu sonuçlanacak bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Yükselme, kariyerde yükselme ile alakalı bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz bu dönemde. Ve kurs. Eğer herhangi bir şey öğrenmek istiyorsanız, bayağı uzun zamandır planını yaptığınız bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız, bir kursa yazılmak istiyorsanız da bu zaman tam zamanı sizler için sevgili kovalar.
Evet sevgili kovalar, sizler için 4-10 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonuna ulaşabilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmayın. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.